Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde Rusya'da yavaş yavaş 1913-14'e doğru 1905'in ritmine ulaşıldığını anlatmıştık. Yani işçi grevleri, yürüyüşleri yavaş yavaş 1905 ayaklanmasına doğru giden yüksek bir ivme işaret ediyordu ki emperyalist savaş Çağların imdadına yetişmiş gibi oldu ilk etapta. Gerçekten de ilk bir yıl boyunca o şovenist, vatansever, milliyetçi atmosfer işçi hareketinde gerilemelere yol açmıştı. Ama bunun etkisi tabii ancak bir yıl sürdü. Yavaş yavaş yani Çarlığın hani kendisini bir kurtarıcı olarak yaklaştığı emperyalist savaş tam tersi etkiler yaratmaya başlayacak. 1915-16 giderek Çarlığın krizi derinleşecek, ekonomik kriz derinleşecek. Rus halkının, emekçilerin tabii ki işçi ve köylülerin ödediği bedeller inanılmaz boyutlara varacak. Tabii işçi hareketi ise tabii olduğu gibi duruyor. Yeniden güçlenme emareleri gösterecek kadın işçilerin rolünden bahsetmiştik. Ve tabi bu süreçte yine bahsettiğimiz konulardan birisi de emperyalist savaşında tabi sosyalist sol kanat içerisinde ciddi ayrışmaları beraberine getirdiğiydi. Yani bir tarafta emperyalist savaşa karşı net bir tutum alanlar, yani buna karşı çıkanlar, bunun değişik varyantlarıyla Lenin'in tabi aşırı vurgularını, devrimci İngilizce konusundaki keskinleştirme çabalarına değinmiştik. Diğer tarafta ise sol hareketlerdeki bölünmeler, yani ortacı, merkezci tutum alanlar, onun dışında tamamen Plahanov gibi Şoben kampa katılanlar, Menşeviklerin ülke içindeki sağ kanadında olduğu gibi yani sosyal Şoben bir pozisyona doğru kayanlardan bahsetmiştik. Ve işte bu koşullar altında dediğimiz gibi Rusya'nın yükü giderek ağırlaşmıştı. Yani 1916'da yavaş yavaş artık egemen sınıf içerisinde bile giderek yaklaşan bir devrimin ayak seslerinin net bir şekilde ürpertici seslerinin gelmekte olduğu konuşuluyordu. Çarlık rejimi o kadar köhnemişti ki sistemin ayakta tutmaya çalışan daha sınıf bilinçli ve daha mantıklı odaklara da yer kalmıyordu. Yani egemen sınıf bölünmüştü. Yani bir devrim için önemli meselelerden birisi de budur. Yani egemen sınıfın ciddi bir krizi gereklidir ve bu kriz içerisinde kendi iç çatışmaları da tabii egemen sınıfı zayıflatan ve devrimi güçlendiren bir konu olmuştur her zaman. İşte bu bağlamda da Rusya'daki yani Çarlık rejimindeki egemen sınıfı kendi içine kavgalı bir profil çizmekle tasvir edebiliriz. Bunun bir tarafında tabii ipleri elinde bulunduran saray zümresi var. Saray zümresinden kastımız aslında çok da kalabalık bir durum değil. Çariçe ve aslında Çariçe'yi avucunun içine almış bir Rasputin, bir dini bir figür gibi kendisini ortaya atmış bir şarlatan aslında. O kişi perde gerisinde olayları yöneten kişi durumuna gelmiş. Çariçe'de Çar'ın üzerinde böyle bir otoritesi var. Çar ikinci Nikolay basiresiz bir kişilik. Yani bu zümre acayip bir hayat, yani gerçeklikten tamamen kopmuş, orta çağa ait bir takım saçma mistik görüşlere bel bağlamış, ermiş olduğuna inandıkları Rasputin'in sözlerini yerine getiren bir durumda. Ve bunlar Çarlık bürokrasisinin, devlet bürokrasisinde sürekli tabii karşıtlık içerisinde. Bunlar sürekli bakanlar değişiyor. Savaş sırasında düşünün birçok kez İçişleri Bakanı değişebiliyor örneğin. Hatta anlatılır tarihçiler tarafından Rasputin İçişleri Bakanlığı örneğin bir gece kulübünde sesi hoşuna gitti diye bir adamı hiçbir yeteneği ya da hiçbir vasfı yokken İçişleri Bakanı olarak çat diye atayabilir durumda. Ve bu da tabii bir nefret oluşturuyor. Yani giderek bu klik hem halk tarafından bir artık işçi sınıfı, sınıf bilinçli kesimler tarafından bir nefret objesi, hem de yüksek sınıfların diğer katmanları, yani egemen sınıfın diğer çatışmalı kısmı tabii liberal burjuvazi. Bu burjuvalar hem Çarlık yönetiminin bu durumundan acayip razılar, hem de devrimden acayip korkuyorlar. Ama ellerinden de bir şey gelmiyor. Yani az gelişmiş kapitalist ülkelerde görüldüğü üzere burjuvazi tamamen toplumsal hegemonya kurmaktan aciz, sınıf mücadelesini fazla güç aktaramıyor, kontrol oluşturamıyor ve bütün bu devletin durumu hani Rasputin denen bir şarlatanın elinde. Yani öyle bir nokta ki mesela savaş sırasında Kiev gibi, yani Ukrayna'da tahıl ambarı olan stratejik önemdeki bir yerin mesela generaller orayı boşaltılması, yani Almanlara terk edilmesi kararı alıyor ama örneğin savaş bakanlarının buna haberi yok. Savaş bakanlarının biri geliyor, biri geliyor. İçişleri bakanlarının biri geliyor, biri geliyor. Yani o 2,5 yıllık savaş zamanında kabinede sürekli bir istikrarsızlık, sürekli değişimler. Hiç olmadık. Yani göreve gelecek insanlar en olmaması gereken insanlar görevlere getiriliyor. Ve adeta hani uçuruma doğru freni patlamış bir kamyon gibi hızla giden bir Çarlık rejimi görüyoruz. Ve bunun dışında da ellerinden bir şey gelmiyor.
Belki burada Rasputin'e bir paragraf açılabilir. Rasputin nasıl böyle güçlü kazanabildi? Yani böyle bir ucube bir kişilik diyebileceğimiz bir karakter. Aslında saray çevrelerinde dini bir figür olarak gelişme, güçlenmesi, Çariçi'nin çocuklarından birisinin tedavi edilmesinde sözüm ona oynadığı bir rol, onu ölümden kurtarıyor gibi bir hale oluşuyor etrafında. Böyle bir dinsel inanış işte etrafında ve bunun ermiş olduğu ve dolayısıyla bu ermiş kişinin işte çar bamuğumuza rol göstermesi meselesi giderek sonraki yıllarda, özellikle savaş yıllarında etkisini artıracak ve aslında Çarlık rejiminin ne kadar ölüme yazgılı olduğunun da bir ifadesi olarak bu kişiliği görebiliriz. Tabii daha sonra bunu ortadan kaldırmak isteyen daha işte sınıf bilinçli, aristokratik bazı prensler Rasputin'i de bir işte suikaste öldürecekler. Ama tabii bu devrimden, yani Şubat devriminden Çarlık rejiminin yüzyıllardır işte dünyada da tabii çok kritik roller oynamış Çarlık rejiminin son haftalarıdır ve Romanov hanedanı haftalar içerisinde işte bu koşullar dahilinde egemen sınıfın içerisinde akla gelen bir askeri darbe fikri vardı. Yani bütün ipleri eline alacak bir asker, general önderliğinde bir askeri darbe gerçekleşecek ve Çarlık rejimini rayına oturtacak. Bu kötü gidişatı savaşta perişan durumlara düşürülüyor. Cephelerde ordu bozulmaya başlamış durumda. Kaçmalar yaşanıyor ve burada bir generalin darbesiyle bu yönetim, bir saray darbesiyle bu işi toparlanma umutları var ama buna da kimse cesaret edemiyor, kimse buna yanaşamıyor. Ve işte bu şartlar altında işçi hareketi ilk başta 9 Ocak'ta klasik olarak her yıl düzenlenen kanlı pazar, yani 1905'in fitilini ateşleyen katliamı anma eylemleri, grevleri düzenleniyor ve bu çağrılara yine 130 bin civarı işçi greve katılacak. Ardından tabii bu süreçte ikonik dediğimiz Putilov fabrikasında patronlar lockout ilan edecekler. İşçilerden tabii ciddi oranda tedirgin oldukları için. O bahaneyle tabii lockout olunca Petrograd'da, yani Petersburg'da başkentte 30 bin sınıf bilinçli işçi. Tabii bunların içerisinde 130 civarı Bolşevik işçi kadrosu, devrimci. Bunlar tabii boşta kalacaklar ve genel grev hareketinin derinleşmesinde Putilov fabrikasının, bu boşta kalan işçilerinin etkisi büyük olacak. Ve tabii bu süreçte ekmek kuyrukları var. Yani ekmeklerin karneye bağlanacağı söylemi olunca hızla fırınların önünde bir işte kuyruklar oluşur. Sonra ekmekler tükenir. Ekmekler tükenince oradaki biriken halk galeyana gelir. Camlar kırılmaya başlanır. Eylemler sokağa dökülür. İşte bu eylemler yürürken ilk defa Kızıl Bayraklar yeniden 1905 devriminden sonra Kızıl Bayraklar şehirde gözükmeye başlar. Bu aynı zamanda hani Şubat devrimi diyoruz ama tabii artık Şubat'ın sonu miladi takvime göre Mart ayı anlamına geliyor ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, ki biliyorsunuz Dünya Emekçi Kadınlar Günü aslında tamamen sınıf perspektifli Marksist bir işçi kadın vurgusuyla çıkmış bir gündü. Şubat devrimi, yani 1917'nin de kırılma anlarından birisini ifade eder. Bu anlamıyla tabii sınıfsal içeriğinden yeri gelmişken söyleyelim, yani Dünya Kadınlar Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından bir burjuva günü olarak tasdik edilmesi tabii 8 Mart'ta kızıl bir içerikten boşaltmak anlamına yapılmış bir hamledir. Bugün de çok popüler, buraya da değinmiş olalım yeri gelmişken. Ha, evet, işte emekçi kadınlar orada dedik ki artık sanayide emekçi kadınların yoğunluğu fazladır. Çünkü cephede savaşa gönderilen işçiler yüzünden kadın işçiler istihdam edilmektedir ve kadın işçiler eylem kararı ve grev çağrısı yaparlar. Bu kendiliğinden, yani Şubat devrimi tamamen kendiliğinden bir eylemdir. Yani tabii ki sahada harekete geçen işçiler üzerinde Bolşeviklerin etkisi vardır. Onların otoritesi olmasa bile, doğrudan otoritesi olmasa bile onların söylemleri, onların yönlendiriciliği, dolaylı yönlendiriciliği, onların eğitimi, yılların perspektifi, tabii Bolşevik altyapı vardı. Ama eylemin harekete geçirilmesi, yani devrimin başlanması anlamında Şubat devrimi, yani Çarlık'ın yıkılması tamamen aslında kendiliğinden dinamiklerle yürümüştür. Hatta Bolşevik Parti'nin Petersburg Komitesi harekete geçen kadın işçileri zamanı değil diye hani eyleme, onlara gönderdiği mesajlarda eyleme geçmelerini, grev çağrıları yapmalarını uygun bulmadığını ifade etse de tabii ok yaydan çıkmıştır ve hızlı bir şekilde bu grev dalgası, 8 Mart'taki yani Şubat'ın sonundaki grev dalgası hızlı bir şekilde başkenti kasıp kavurmaya başlayacak ve tabii burada tabii Ohrana raporlarından da okunduğu üzere bu 1905'in başlangıcı olarak gözükmeye başlayacak. Yani bir devrimin başlangıcı olarak gözükmeye başlayacak ve
Bir saatten sonra artık çağrın kesin emri gelir. Yani mutlak otoriteyi ne pahasına olursa olun kurun. Yani bunun pratik anlamı ateş edin. Kitleleri sokaktan temizlemek için katliam yapın. İşte bu tabii kırılma anı. Her devrimdeki kırılma anı aslında budur. Yani sokakta sonuçta halklı bir talep etrafında mücadeleye girişen milyonlar var. Değişim, köklü bir değişim istiyorlar ve bu noktada sistem kendini savunmak için katliamı göze alır. İşte burada kritik nokta budur. Yani bu katliamı gerçekleştirecek olan ordu birlikleri bu işe evet diyecek midir? Yoksa bu silah bir hayli riskli, bu silah ters mi tepecektir? Yani halka ateş açmak istemeyecek askerler bir süre sonra devrime mi katılacaklardır? Aslında soru budur. İşte bu çerçevede ilk etapta tabii bunu Troçki o anıtsal Rus devrim tarihi üçlemesinde, üç ciltlik bu eserinde bunları çok canlı anlatır. Yani bu anların nasıl gerçekleştiğini. Tabii 1917 devrimi bir anlamıyla da şanslı bir devrimdir. Çünkü hem liderlerin, iki liderinden birisi hem de tarih yazıcısı çok parlak ve bu işlerin için bizzat yöneticisi olan bir kişi olması çok tabii benzersiz bir örnektir. Troçki burada bu üç ciltlik çalışmasında ustası Karl Marx'ın işte Fransız üçlemelerini geride bırakacak derecede hem canlı hem de bu yani 1 milyon kelimelik bir hacimle tabii bunu ortaya koymuş olması çok özel bir eser arkasında bırakmıştır ve burada çok canlı anlatılır. Buradaki askerlerle özellikle kadın işçiler. Çünkü kadın işçiler bir süre sonra o barikatlardaki askerlere giderler. Onlara ajitasyon yaparlar. Bizi mi öldüreceksiniz? Yani bizi mi vuracaksınız? Yani biz sizin kardeşleriniz, anneleriniz, eşleriniz. Dolayısıyla bizi katletmeyin. Bu savaş, emperyalist savaşa tabii söylemler, ağlamalar, bazı kadınlar çocuklarıyla bizzat gider askerlerin. Ve tabii Kazak süvarileri, Kazak alayları burada Çarlı'nın güvendiği, her zaman Çarlı korumuş, 1905'te zaten sadık kalmış, rejimi kurtarmış, daha muhafazakar olduğu düşünülen Kazak alayları. Burada tabii rejime yine Çarlık bu konuda hani gerçeklikten kopmuş tabii bir Çarlık'tan bahsetmiş ama burada yine onlara güveniyorlar ama gerçekten de mesela Volinski alayı diye bir alay var. Orada ilk gün katliam yapar ve onlarca işçi bu ateş açılması sonucu orada hayatını kaybeder. Ama birçok kez yine Troçki'nin anlattığı gibi daha sonraki günlerde mesela bu karşımıza daha çok çıkacak. Çünkü şöyle bir durum var. İşçiler ajitasyon yapıyorlar. Orada mesela bir tetik basıldığında hani ateş emri geliyor ya subaylardan ve orada bir katliam gerçekleşiyor. Ama tam tersine oradaki askerler içerisindeki devrimci bir askerin subayı öldürmesi, yani ateş emirlerine zorladığı, yani zorlayan subayın ortadan kaldırılmasıyla da işçiler ve askerlerin kardeşleşmesi söz konusu oluyor. İşte böyle kritik anlar var. Ya katliam olacak ya devrim olacak. Döngüsü sürekli gitgelli bir süreç. Ve nihayetinde Volinsky alayı dedik ya o katliamı yapmıştı. Tabii onlar o katliamına sarsılma. Belli ki alay o gece yani katliamın akşamında sarsılmış durumda. İçlerinden tabii sınıf bilinçli olanlar oldukça öfkeli ve bunlar o gece tartışılıyor alaylarda. Kışlalarda ve nihayetinde ertesi gün halka ateş açılmayacak karar alınıyor. Yani katliamı yapan alay aksine ertesi gün devrimdeki önemli geçişlerden birisini yaparak devrime katıldığını ilan ediyor. İşte bu nokta çok önemli çünkü artık rejimi koruyacak yani Çarlık düzenini koruyacak bir kolluk kuvveti kalmamış durumda. Ve grev hareketinin neticesinde bir yanına tekrar Sovyetler açığa çıkıyor. Barikatlar var. Kızıl bayraklar etrafta barikatlara dikilmiş durumda. Ve askerler de artık biz halktan yanayız diyen bir grup var. Geri kalansa olaylara karışmama kararı alıyor. Ve işte bu nokta Çarlık'ın bittiği an oluyor. Yani o dönemde işte Razyanko, Prens Lvov, Guchkov gibi Çarlık'ın devam etmesini bir şekilde isteyen, sözüm ona liberal muhafazakar bazı işte egemen sınıfın parçaları artık Çarlık'ın yıkılmasının zorunlu olduğunu o noktada idrak ederek Çar'dan çekilmesini isteyecekler. Çar da tahtı kardeşine bırakarak çekildiğini söyler ama kardeşi de can güvenliği olmadan bunu kabul etmeyeceğini ifade eder ama tabii o ortamda kimse ona can güvenliği de sağlayamayacağına göre artık Çarlık rejiminin düşüşü kesinleşmiş olur. Ve işte bu noktada iktidar kimle olacaklar? Mesele burada düğümleniyor. Dolayısıyla dedik ya çürük çarık da olsa bir Duma vardı. Duma'da bir geçici hükümet oluşturma çalışmaları var. İşte burada işte 1905 devriminden sonra klasik olarak karşımıza çıkan güçlü kadetler. Yani Burjuvazi'nin Liberal Partisi. Onun dışında Burjuvazi'nin daha muhafazakar unsurlarını temsil eden Oktobristler.
Ve onun dışında da tabii daha çeşitli işte Çar'ın yanlıları, egemen sınıfın muhafazakar aristokrasinin temsilcileri bulunuyor. Bunların hepsi artık tabii cumhuriyet durumunda, yani cumhuriyeti savunuyor durumunda, ama herkes de onların Çar'ın yıkılmasına ne kadar tiksindiklerini, ayaklanan insanlardan ne kadar öfke duyduklarını çok iyi biliyor. Hatta en liberal Milyukov, yani tarihçi, kadetlerin liderlerinden o bile aslında Çar'ın yıkılmasına hoşnutsuz. Yani Burjuvazi yine tarihsel olarak daha Çarlık rejimi yıkılmadan onunla pazarlığa tutuşmuş ve emekçi halka zaten ihanetini yapmıştı. Tabii bunun dışında Trudoviklar demiştik. Yani Narodniklerin, SR'lerin meclisteki, Duma'daki temsilcileri ve yeni hükümet kurma pazarlıklarında varlar, geçici hükümet. Bu Burjuva partilerin dışında tabii ki onlar da bu işçi kesiminden, sosyalist kesiminden birilerinin aralarında olmasını istedikleri için Kerenski adında bir avukat. Bundan bahsetmiştik. Kerenski'nin babası Lenin'in öğretmeniydi çocukluğunda ve Lenin'in ne kadar başarılı olduğunu, edebiyatçı olarak, edebiyat öğretmeni olarak Lenin'in ne kadar disiplinli bir öğrenci olduğunu anlatan bir baba. Onun oğlu, ilerici bir babanın avukat ve solcu oğlu. Bu da tabii önemli bir kişilik. Biliniyor, tanınıyor, seviliyor. Çünkü o yıllarda Çarlık gericiliğine karşı tabii mücadelede bir rolü olan bir kişi. Avukat Kerenski. İşte Kamanevler, yani meclis grupları, Birinci Dünya Savaşı'nda tabii ömür boyu sürgüne gönderildiklerinde, milletvekilleri düşürüldüğünde onların avukatlığını da yapmış bir isim. Dolayısıyla bilinen, tanınan, sevilen sol sosyalist işçilerin temsilcisi olan bir Kerenski'nin de geçici hükümette olması tabii bir gereklilik. Çünkü halk tarafından herkes biliyor ki bunların bir şeyi yok, yani bir çoğunluğu yok. Asıl güç Sovyetlerde. Sovyetler 1905'ten sonra yeniden çıkmış ve bütün ülkedeki şehirlere yayılmış durumda. İşçi Sovyetlerinin içinde asker Sovyetleri de açığa çıkmış durumda. Yani askerler de işçilerden örnek alarak kendi kışlalarında aralarında seçtikleri temsilcilerle asker Sovyetlerini kurmuşlar ve işçi asker vekilleri Sovyeti olarak ayrı bir organ var. Ve bu ayrı organın içerisinde tabii kontrol SR'lerde, yani Narodniklerde ve de Menşeviklerde. Bu iki kanat, bu iki parti, iki sol parti Sovyetlerin henüz daha radikalleşmesinin belli bir aşamasında, daha ılımlı, aşamacı bir unsur olarak orada açık ara çoğunluğu oluşturuyorlar. Tabii bunlar oluştururken, Duma sıralarında pazarlıklar, Sovyet'teki bu takım işlemler oluşurken Bolşevikler tabii daha devrimin için barikatlarda oluyorlardı ve yani kendi güçlerini orantılı olarak bu ilk Sovyetlerin kurulduğu o dönemde çok zayıf, yani temsil oranları gerçek güçlerin altında. Çünkü onlar barikattalar. Ama Menşevikler ve Narodnikler tabi bu boşlukları, bu mekanizmalar, koltukları doldurmuş durumda ve Sovyetler içerisinde de mutlak hakimiyetleri var. Programları neydi bu iki fraksiyonun? Bu iki fraksiyon yaklaşan, yani bu devrimin bir burjuva cumhuriyet doğurması gereken demokratik bir devrim olduğunu, dolayısıyla da burjuvazi ile birlikte yürümeleri gerektiği sonucunu çıkarıyorlar. Ve bu anlamıyla da iktidarı aslında Sovyetlerde olan toplumsal gücü de geçici hükümete paslıyorlar. Yani iktidar sizin diye paslıyorlar. Ve işçi sınıfını bu anlamıyla pasivize etme rolleri var. Tabii çok hayat memat meselesi olan savaş konusunda da pozisyonları o sosyal şövalye pozisyonlara tam entegre durumdalar. Yani o da şu, artık hani Çarlık rejimi yıkıldığına göre bu artık devrimin ülkesidir. Bu bir devrimci savaştır, bir devrimci savunma savaşıdır. Yani Almanlar bize saldırıyor, ana yurt Rusya'yı yok etmek istiyor. Ve ana yurt Rusya da artık bir devrimin ülkesi olduğuna göre bu savaş bir emperyalist savaş vesaire gibi sol söylemlerin bir anlamı yoktur. Biz savaştan da yanayız, ülkemizi korumak ve daha düzgün bir şekilde bu savaşı bitirmek durumundayız. Burada tabii önemli olan bir nokta tabii emperyalistler. Çünkü gerek İngiltere gerek Fransa Almanya ile ölümüne bir savaş yaparken Rusya'nın ayakta kalması, savaşın içinde kalması çok kritik. O yüzden de inanılmaz tabii Moskova'da, Petersburg'da inanılmaz lobileri var, inanılmaz baskıları var ve yönetici sınıfı Çarlık kalıntılarını, burjuvaları, çeşitli bu burjuva partileri sürekli markaj halinde onların büyükelçilikleri, Fransa büyükelçisi, İngiliz büyükelçisinin Rusya üzerinde hala kontrolleri var ve onların danışmanlığında, yönlendiriciliğinde işler görüyor. Çünkü Almanya Doğu cephesinde Rusya ile savaşmaktan artık bir şekilde Rusya savaştan çekilirse Almanlar Doğu cephesinde serbest kalacaklar ve bütün güçleriyle diğer cephelere saldırma imkanını yakalayabilecekler. Bu da tabii ne Fransa'nın işine gelecek bir şey ne de İngiltere'nin. O yüzden de Rusya'yı savaşa motive etmek, Rusya'nın savaşta kalmasını sağlamak
Çok önemli. O yüzden de mülk sahibi sınıfları da bir şekilde sıkıştırmaya devam ediyorlar. Mülk sahibi sınıflar da ondan sonraki süreçte göreceğimiz gibi menşevikleri ve narodnikleri yani SR'leri, Kerenski ve ekibini sürekli baskılamak ve onları da denetim altına almak durumundaydı. Dolayısıyla Çarlık tarihe karıştığı andan itibaren Rusya'da ikili iktidar vardı. Aslında siyaset terminolojisindeki önemli bir kavram ikili iktidar. Bir tarafta işte Duma'yla mecliste temsil edilen egemen sınıfın klasik yönetim aygıtları meclisiyle, işte bürokrasisiyle, devletiyle, istihbaratıyla devam eden bir devlet aygıtı var. Diğer tarafta ise yeni kurulan işçi ve asker sovyetleri meclisi var. Bu normalde aslında bakıldığında bütün güç aslında Sovyetlerde. Çünkü askerler orada, dolayısıyla silah orada, karşı tarafın toplumda bir desteği de yok. Ve bu desteği hani zor meselesinde de kullanacak zor aygıtı da elinde kalmamış durumda. Sovyetlerin muazzam bir gücü var ve Sovyetler bütün hayatı kontrol eden durumdalar. İşte gazeteler, bütün üretim süreçleri, temel gıda tedariki, güvenlik, asayiş, toplumdaki bütün kritik konular Sovyetlerin güdümünde ve muazzam bir otoritesi var Sovyetlerin. Yani Rusya'nın en ücra köşelerinde bile Sovyetler artık yeni toplumsal düzenin güçlü, otoritesi, halkçı, halkı seven, halkın yanındaki bir otorite. Yani 1905'te Petersburg Sovyeti'ndeki uygulamaların tabii deneyimiyle 1917'de Sovyetler açığa çıktığında direkt bu misyonu kaldığı yerden devam eden ve tabii çok daha yaygın Rusya ölçeğindeki bir durum var. Artık askerlerinin de Sovyeti var ve halk da bunu doğrudan kanıksamış ve ona da öyle bir önder ve yetkili bir mekanizma olarak bakıyor. Ha, öbür tarafın ne gücü var? Öbür tarafın bir gücü yok. O öbür tarafın gücü yani geçici hükümetin gücü aslında Sovyetleri oluşturan uzlaşmacı sol grupların onlara piyaselenmesiyle, onlara iktidarı zorla vermeye çalışmasıyla burjuvaziye, titrek burjuvaziye, sadece burjuvazi diye de bakmamak lazım. Burjuvazi var ama arkasında bunların tabii eski aristokratlar var, Çarlık yanlıları, Çarlık sistemini geri getirme özleminde olan ama şimdi Kerhen burnunu tıkaya tıkaya o toplantılara giden, halkın arasına karışmak zorunda olan eski elitler, yeni elitler bulunuyor. Ve Sovyetlerde çoğunluk olan Menşeviklere bakıldığında, Menşeviklere ve SR'lere bakacağız biraz. Menşeviklere bakıldığında onların Marksizmine göre tarihin zorunlu iktisadi aşamaları gereği zaten bu düzen demokratik bir düzendir. Yani Marcel Gess, Fransız Devrimi'nin marşıyla kurulan bir demokratik cumhuriyet. İşte 8 saat iş günü olsun, toprak reformu olsun gibi demokratik bir anayasa, örgütlenme özgürlüğü, siyasi partiler kanunu. Bunların kurumsallaştığı ama sonuçta doğası gereği burjuvazinin hükmünün süreceği bir burjuva demokratik cumhuriyeti arzulayan böyle bir Marksizm yorumu, aşamalar teorisi dediğimiz şey bu, aşamacı bir parti. Narodnikler de aynı kafada. Dedik ki zaten bunlar yani eski yani son anlara kadar terör geleneğinden yani bireysel terörizmi kullanmış bir örgüt. Suikastlar yapmış, saldırılar organize etmiş, sabotajlar yapmış bir örgüt. Ama bir yanıyla da Avrupa'daki revizyonist eğilimleri kendine mal etmişti bir yapısı vardı. Onun da ultra şovenist kanatları da vardı ama daha böyle savaşa karşı, daha mesafeli olan, savaşa karşı olan, emperyalist savaşa karşı olan kesimleri de vardı. Ama bir defa o yönetici gruplar içerisinde olunca mesela Kerenski önderliğinde artık bir bürokratik ve devlet katındaki bir pozisyon olduğu için bu grup tabii birçok farklı kesimden de insanı kendisine çekiyor. Yani küçük burjuva unsurları, yani köylü temsilcileri, köylü ağırlığından bahsetmek lazım. Onun dışında dükkan sahipleri, yani küçük burjuvazinin diğer kanadı, kooperatifçiler, küçük memurlar, küçük mülk sahipleri, büyük bir grup oluşturan aydınlar, yoksullaşmış yarı aydın ve aydın grupları bu narodnik tabakayı oldukça kalabalık ve güçlü bir etken yapıyor. Taşra'da da en organize grup durumunda karşımızda narodnikler ve da o zamanki adıyla SR'lerden bahsetmemiz lazım. Ve bunlar da dediğimiz gibi her durumda menşeviklerle ittifak halinde ve iktidarı burjuvaziye plaseleyen durumdalar. Geçici hükümetin de gücü buradan kaynaklanıyor. Tabii ikili iktidarın doğası istikrarsız bir doğa. Çünkü bu uzun sürecek bir şey değil. Yani iki tane iktidar aygıtı var. Bunlardan birinden birisinin diğerini tasfiye etmesi diğer devrimlerde de gördüğümüz bir şey. Ekim devrimini farklı kılansa Sovyetlerin eski iktidarı, burjuva iktidarı, mülk sahiplerinin iktidarını tasfiye etmesidir. Genelde kaybedilen devrimlerde
eski iktidarın Sovyetlere ya da işçi konseylerine tasfiye ettiğini biliyoruz. Bolşeviklere gelecek olursak bu ikisinin pozisyonu netti. Diğer önemli fraksiyon Bolşevikler. Bolşeviklerin tabii o zaman geçen derslerde bahsetmiştik. Liderleri sürekli tutuklanma altındaydı, baskı altındaydılar, sürgündeydiler, yurt dışındaydılar. Dolayısıyla Çarlık yıkıldığında partinin yönetimi, işte merkez yayın organının, Pravda'nın yayın politikası ve söyledikleri şeyleri partinin Petersburg Komitesi belirliyordu. Petersburg Komitesi partiye ne doğrultu verecekti? Ve burada tabii Lenin'in formülasyonu biliyorsunuz işçilerin ve köylerin demokratik diktatörlüğü formülasyonuydu. Dolayısıyla bu nasıl bir ifade bulunacak? Yani işçilerin ve köylerin demokratik diktatörlüğü sentezi, geçici hükümet, Sovyet iktidarı bu nasıl bir, yani bunların arasında nasıl bir sentez olacak? Bir Sovyet iktidarı başka bir şey, geçici iktidar başka bir şey, geçici hükümet başka bir şey. Dolayısıyla bu ikili iktidarı neresinde duracak? İşte Petersburg Sovyeti'nin burada Menşeviklere hayrah bir tutum takındığını, yani geçici hükümetin koşullu bir şekilde desteklenebileceğini, yani emekçilerin haklarını koruması durumunda falan bu hükümete destek sunabileceklerini ifade eden bir yorum geliştiriyor. Tabii bu partinin tabanında rahatsızlık yaratacaktır. Özellikle Viborg diye bir semt var. Petersburg'daki işçi sınıfının, modern sanayinin, Putilo fabrikasının da bulunduğu Viborg semtindeki Bolşevik Parti Komitesi buna karşı çıkıyor. Yani bu onun temsilcileri, Petersburg Komitesi'nin temsilcileri zaten Viborg Komitesi adına bu oylamalarda bu politikaya karşı çıksalar da tabii azınlıkta kalacaklar ve burada da tabii şiddetli protestolar yaşanacak. Daha sol bir pozisyonda durmaya çalışan bir Viborg Bölgesi Komitesi var. Ama asıl sorumluluk Petersburg Komitesi'nde partinin, Petersburg Komitesi de şartlı destek, koşullu destek. Koşullu destekte işçilerin ve köylerin çıkarlarını geçici hükümet destek olursa onu destekleme kararı alınıyor. Tabii bir yandan da Şubat devriminden sonra siyasi tutsaklar serbest kalacaklar. Onlara tabii doğal olarak bir özgürlük de sunuyor devrim. Ve siyasi tutsaklar neredeler? Sibirya'dalar. İşte Bolşeviklerin de parti lideri olarak gözüken o anda ülke içerisinde Kamenev var. İkinci sırada ya da üçüncü sırada sayabileceğimiz Sverdlov'la beraber Stalin var. Merkez Komite temsilen. Bunların tabii Petersburg'a gelmesi Sibirya işlerini haftalarca sürüyor. Tabii haftalar boyunca devrimci tutsaklar trenle her durakta, her istasyonda, her kasaba, şehirde durduruluyorlar. Orada kızıl bayraklar, her şehirde bir miting havasıyla, coşkuyla karşılanıyor. Bunların tabii bağırması 2-3 haftalık bir zaman Petersburg'a geliyorlar. Ve nihayetinde Petersburg'a gelir gelmez Kamenev ve Stalin ikilisi Pravda'nın yayın editörlüğünü üstleniyorlar ve partinin siyasetini daha da sağa kaydıracaklar. Yani Petersburg Komitesi'nin yalpalayan tavırlarını yalpalamaktan çıkarıp mantıksal sonuçlar olan daha sağcı bir tutuma doğru çekecekler. Ve bu da ne olacak? Hani o şartlı desteği de ortadan kaldırıp artık geçici hükümete aktif destek verilmesi gerektiğini. Yani aslında menşeliklerle ayrım noktaların tamamen ortadan kalktığı. Yani burada bir devrimin ülkesi olması meselesi. Yani emperyalist savaşı olumlayan, menşeliklerle birleşmeyi gündemine alan bir nokta. Kamenev ve Stalin'in noktası. Ve tabii bu da yine parti içerisinde, parti tabanında, işçi sınıfının işte radikal damarlarının attığı Bolşevik sanayi bölgelerinde, Bolşevik'in etkili olduğu sanayi bölgelerin tepkisiyle yol açsa da tabii bu çok bir sonuç değiştirmeyecek. Ve parti böyle bir pozisyonda bulunma durumunda. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Mesela Trotski'ye karşı Stalinist söylemin yıllardır hani söyleyebildiği tek konu Lenin'le Trotski arasındaki çatışmalar bağlamındaki tek malzeme İşte onların partinin menşeviklerle birleşmesini savunması. Yani Trotski menşeviklerle birliği savunuyor Bolşevik uzun yıllar. Ama şöyle bir durum var. Stalin bunu 1917'de yani menşeviklerin artık karşı devrimci bir noktasının zirve yaptığı bir sırada istiyor olması. Yani safların çok netleştiği bir durumda emperyalist savaşa eyvallah diyen bir noktadan yapması. Yani bu anlamıyla tamamen bir tutarsızlık olduğunda Stalinizm cephesinden söylememiz lazım. Tabii çok net bir durum bu. Peki Lenin ne yapıyordu? Lenin tabii ülkeye giremiyor hala. İsviçre'de demiştik. Savaşın başlayınca İsviçre'ye geçmek zorunda kalmıştı. İsviçre'de tarafsız bir ülke durumunda ama Rusya savaş sınırlarından Rusya'ya dönmesi mümkün değil. Bir de Pravda'yı okuyor. Pravda'da açıktan bir gerici ve karşı devrimci bir pozisyona sürüklenmiş durumda Bolşevikler. Kamenev ve Stalin önderliğinde. Ve bu da Lenin açısından kabul edilemez ve de hatta
neredeyse sinir krizleri geçirilecek kadar stres kazandığı, yani vücudunda çıbanların çıktığı bir dönem. Yani Kurutkaya bunu anlatır. Yani onun Kurutkaya'nın teskinleri, telkinleri olmasa gerçekten çok zor anlar yaşıyor Lenin. Çünkü dahası burada da olay bitmiyor. Lenin partinin politikasına müdahale etmek için Uzaktan Mektuplar adlı bir 5 makale gönderiyor. Bu makaleler tabii burjuva demokrasisine karşı işte işçi, asker vekilleri Sovyetinin hükümeti devralması gerektiğini anlatan makaleler ve tam da emperyalist savaşa pozisyonu çok net. Tam da Kamanev'le Stalin'in Pravda'da izledikleri yayın politikasını çürüten yazılar. O yüzden de bir bakıyorsunuz ki Lenin'in mektupları yayınlanmıyor. Sadece birinci mektup yayınlanıyor. O da en kritik yerleri sansüre uğratılarak. Ve bu yüzden Lenin açısından gerçekten zor haftalar bu. Rusya'ya giremediği, Rusya devrim oluyor, kader çiziliyor. Parti politikası tamamen batağa saplanmış durumda. Karşı devrimci bir yere doğru gitmiş. Ve Lenin buna müdahale etmeye çalışınca da yazdıkları partide sansürleniyor. İşte bu krizi aşmak için şöyle bir fırsat Lenin'in eline geçecek. Aslında bunu öneren de Martov. Menşeviklerin yine yurt dışına gitsinler de Martov. Zaten geçici hükümette Menşeviklerin de bir otoritesi var biliyorsunuz Sovyetler üzerinden. Dolayısıyla şu öneri getirecek. Alman savaş esirleri karşılığında Rusya'daki mültecilerin mühürlü trenle bir çeşit esir değiş tokuşu gibi. Aslında mülteciler esir değil ama Alman savaş esirlerini verirsek onlardan da eski böyle solcular devrim için mücadele etmiş eski aydınlar bir grup devrimci falan gelebilir. Martov böyle bir fikir atınca Lenin bunun üstüne zıplıyor. Hemen böyle bir fikre atılıyor ama aslında riskli bir konu. Çünkü düşman ülkenin treniyle ülkeye girmeniz demek zaten o ülkeye çalışmak, o ülke hesabına objektif veya subjektif olarak ajanlık yapmak suçlamasına göğüslemeniz gerekecektir. Ya size bu iyiliği niye yapılıyor meselesi ki halen daha bunu Rusya'da Putin'in bugün liderliğini yaptığı çarlık benzeri bir gerici rejim hala bunu kullanır. Çektiği dizilerde Rusya'daki Ekim devrimini sanki böyle bir Batı'nın, Almanların ya da Yahudilerin ya da bir takım gizli cemaatlerin Rusya'yı çökertmek için yaptıkları bir komple olduğu propagandası işlenirken işte Lenin'in Almanya hesabına bu şekilde girilmesi doğrudan Lenin'e suçlanmasa da ama burada rol oynuyor. Mesela Parvus gibi bir karakter. Geçmişte yine Risedip içerisinde faaliyet yürütmüş. Lenin'le Troçki ile yakınlıkları kurmuş. Sonra 1905 devrimin yenilgisiyle devrimciliği bırakmış. Sonra bir takım işte silah ticaretinden doğru, kirli ilişkilerden doğru Alman genel kurmayına yakınlaşıp onu Rusya'ya karşı onunla bir takım danışmanlık. Hatta Osmanlı o zaman İttihat Terakki'de de yine Parvus Efendi adıyla bilinen oradaki işte iktisadi modeller konusunda sözü geçen, İstanbul'a sözü geçen bir kişilik olduğunda ifade etmek lazım. O Kopenhag, Almanya'nın Kopenhag ülkesine böyle bir tavsiyede bulunur. Bu da Alman Genelkurmayı Ludendorff'un tabii aklına yatar. Çünkü Ludendorff da can derdindedir. Yani Rusya'da savaşı karşı bir bozgunculuk rolü oynayabilecek bir devrimci liderin Rusya'ya dönüp Rusya'daki savaş azmini kırması, Rusya'nın savaştan çekilmesini sağlaması Almanya için, Kaiser için çok önemli. Çünkü doğuda yüz binlerce askeri doğu cephesinden kaydırma fırsatı onların tabii iştahını kapartmaktadır. Can derdinde olmalarının etkisiyle Lenin'in daha sonra onların başına iş açabileceği fikri, yani böyle bir devrimci fikirleri Almanya'yı da vurabileceği fikri, orada çıkacak böyle bir devrimci meselelerin Almanya'da yaratacağı yankılanmalar falan bunu düşünecek durumları da yok. Öyle bir lüksleri de yok ama bakıldığında velev ki yani böyle bir şekilde Lenin'i böyle bir de bir şekilde başa bela etmek için Rusya'ya gönderilmesi fikrine geldiler ama o ters tepti. Çünkü bir yıl sonra Alman Genelkurmayı da yine Kızıl Bayrakçı işçiler ve askerlerin silahlarıyla, eylemleriyle yıkılacaktır. Bunu da anlatalım. Tabii Ludendorff gibi adamların tabii Lenin'in gerçek düşünce dünyasını, Bolşeviklerin ne kadar etkin olabileceklerini de ne kadar idrak edebildikleri tabii ayrı bir konudur. Yani buradan toparlayacak olursak hani bu birebir aslında Netflix'te falan da yayınlandı. Bu Troçki diye bir dizi çektiler Ekim Devrimi'nin 100. yıl dönümünde. Mesele Troçki üzerinden. Lenin tabii bir milli karakter olarak böyle çok fazla saldırganlık yapılabilecek bir figür değil. Sovyetlerin kurucusu resmi olarak öyle geçiyor. Dolayısıyla bu geleneği de tamamen düşmanlaştırmak yerine Putin adım adım onu itibarsızlaştırıyor toplumda. Böyle bir dizi çekmiş. Troçki şeytani bir karakter. Troçki'nin arkasından böyle Parvus gibi karanlık insanlar var. Ekim devrimi zaten bir komplo.
vesaire vesaire diye anlatılan bir dizi maalesef hani Netflix de bunu çevirmiş ve böyle bir karalama kampanyası olarak bunu değerlendirmek istemişler. Tabii dizinin de ters tepkilerini de duyuyoruz. Yani Troçki hakkında hiçbir bilgisi olmayan ya da Troçki'ye karşı Stalinist böyle menşevikti bilmem hani önemsiz bir kişiliği gibi rollerin liberaldi vesaire gibi bir takım iftiraların karşısında o diziyi her ne kadar kendi de çamur atmak istese de bir takım gerçekliklerin etrafında dolaşmak zorunda olduğu için Troçki'nin gerçek kapasitesine dair de kimilerini incelemeye sevk etmiş, kimilerini aydınlatmış dolaylı da olsa tarihsel büyük figürler aslında kirletmeye çalıştığınız zaman bile daha akıllı kesimlerde buna dair bir ilgiyi ve araştırmayı öğrenme merakını da yaratıyor. Bu faslı da uzatmayalım. Lenin'in mühürlü trenle Rusya'ya gelmesi tabii bir dönüm noktası. Çünkü her şeyin artık yeniden kartların karılması söz konusu olacak. Çünkü Bolşevikler Menşeviklerle birleşme yolunda bir mana sorunu yaşayacak bir yere doğru evrilirken Lenin Finlandiya garına giriş yapar. Vyborg bölgesine yakın bir bölge. Finlandiya garında tabii Menşeviklerin o zamanki liderleri Çeitse gibi adamlar onu karşılarlar. İşte Sovyet, işte devrimci demokrasinin bir parçası olan Bolşevikler gelmiş. Onların liderleri sürgünde bilmem 30 yıl, 20 yıl geçirmiş bir şey. Onu bir karşılayalım. Tabii Bolşevik liderler olarak Kamenev, Stalin, Raskolnikov gibi bir takım kişilikler ve tabii birkaç bin kişilikte bir işçi kesimi gelip bu tarihsel liderliği bir görelim ya da onu bir karşılayalım diye Finlandiya garına toplanırlar. Burada tabii Menşevik tarihçi, sol Menşevik tarihçi Suhanov, eşi de karısı da Bolşevik olan bir tarihçi. Onun bu anlatımları hem namuslu bir anlatım hem de yani tarafsız hem de bir edebiyatçı niteliği olan canlı anlatımları var. O sahneyi güzel özetler. İşte bu birkaç bin kişi toplanmıştır ve işte Çeitse, Menşeviklerin lideri işte bir ajitasyon konuşması yapar. Tabii bu konuşmada aslında Menşevik perspektifi anlatır. Bolşeviklerin de Pravda'da biraz artık yanaştığı. Orada da artık bu devrimci demokrasinin parçalarının işte demokratik devrimde birleşmesi, Rusya'nın bir burjuva demokratik bir düzende artık devrimin işte Marsilya marşları falan filan çalınıyor. Öyle bir ortamda Lenin tabii konuşması gerektiği bir ortamda tabii direkt dünya devriminden bahseder. Yaşasın dünya devrimi der. Almanya'da işçilerin, askerlerin işte Avrupa çapında ayaklanmakta olduğundan bahseder. Ve Rusya'da da devrim göremediğini bahsedecektir. Sonraki konuşmalarında iktidarın hani burjuva demokrasi istemediklerini, dolayısıyla bir demokratik cumhuriyeti istemediklerini, bunun yerine bir işçi ve asker birlikleri Sovyeti'nin kurulması gerektiğini anlatır. Ve tabii bu çok etkisi yaratacaktır. Çünkü böyle bir pozisyonda olduğu Lenin'in bilinmemektedir. Ve Lenin uzun yıllar sürgünde kaldığı için biraz olayların gerisinde kalmış, aşılmış, hatta yarı yarıya böyle bunamış. Anarşizme, şuna buna savrulmuş, garip bir fikirlerin etkisindeki acınacak hatta. Suhan'a böyle dedi. Yani şimdi cız etti. Yani koskoca Lenin gelmiş burada kendi taraftarları bile bön bön bakıyor bu ne diyor ya bu falan gibilerinden. Öyle bir durumdadır. Lenin tabii oradaki konuşmalarını sürdürecek ve çok etkili bir müdahale silsilesinin başlangıcını burada yapacaktır. Burada tabii bu girişte yani Finlandiya garındaki bu tarihsel karşılaşmadaki ilk anı da anlatmak gerekir. İlk anda çünkü onun elini sıkmaya gidenler Kamenev ve Stalin'dir ve daha ilk noktada Lenin onlara bir tabiri caizse bir ayar verir. Yani sizler neler yazdınız Pravda'da öyle. Okuduk size çok küfrettik diye bir sert bir çıkış. Bir ortamda bir buz gibi bir hava estiren bir çıkış yapar. Nitekim biliyorsunuz o dönemlerde artık Tsereteli gibi Menşeviklerin sağ kanat isimleri Bolşeviklerle birleşmeyi önermektedir. Yani parti o derecede sağa kaymıştır. Daha önce partinin tüm Rusya Bolşevikleri toplantılarında da yine Petersburg Komitesi'ne göre daha sol bir pozisyonlar savunulsa da Kamenev ve Stalin partiyi böyle inanılmaz bir şekilde sağa çekmişlerdi. Ve Nisan'ın başı 4 Nisan gibi bir tarihteyiz ve Lenin açısından hızlı bir şekilde partinin politikasını değiştirmek ve radikal bir dönüşüme uğratmak gereği vardır. Çünkü parti bariz bir şekilde artık devrimci olayların gerisinde, işçilerin gerisinde. Zaten Lenin bunu diyecektir. Biz parti olarak şu anda işçi sınıfının gerisindeyiz. Parti liderliği de parti tabanının gerisinde.
Yani işçiler bizden taban, bizden çok daha radikal demektedir. Ve tabii bu pozisyonlar yalnızdır. Yani Lenin'in Nisan tezlerinde, yani işçilerin ve köylerin demokratik diktatörlüğü formülünün, eski Bolşevik tezin eskimiş olduğunu, geçersiz olduğunu anlatması karşısında ısrarla parti liderleri bu pozisyonu savunmaya çalışacaklar. Lenin oylamalarda Nisan ayı boyunca, yani yaklaşık bir ay boyunca bunu partide tartışacak, ikna etmeye çalışacak. Temel pozisyon neydi? Dediğim gibi tüm iktidarın Sovyetlere geçmesi meselesiydi. Yani burjuvazi ittifak fikrinin reddedilmesi, emperyalist savaşa karşı tabii keskin bir düşmanlık gerekiyordu. Bu partinin programının keskin bir şekilde dönüşmesi anlamındaydı. İşte burada kritik bir zaman. Yani Bolşevik Parti'nin belki de çok çarpıcı özelliklerinden birisi, yani devrim anında bile, devrimci olaylar yürüyorken bile kendi içlerinde böyle bir ay boyunca tartışma yürütebilmeleridir. Ve bu tartışma ne? Tabii Lenin'in olağanüstü tabii baskısı var. Lenin bir kurucu lider, Lenin bir tabii büyük bir karizma, onun da bir baskısıyla belki bu hak ona veriliyor. Yani bir ay boyunca bir şeyi tartıştırabilmemez. Normalde başka bir kişi yaptıramaz ama sonuç o tartışmalar açık bir şekilde gidiyor. Kamenev gibi, Zinovyev gibi. Mesela Zinovyev Lenin'in öğrencisi diye bilinir. Lenin'in yanında uzun yıllar sürgünde kalmıştır. Birlikte Rusya'dan dönmüşlerdir. Zinovyev bile Lenin'e karşı, kimse Lenin'in yanında değil. Stalin mesela hemen o tutucu liderlikle beraber Lenin'in üstüne çökmeye çalışan grubun içerisinde ve bu tartışmalar Lenin'i artık partiyi bölmekten bile bahsetmek durumuna geliyor. Ben, siz beni anlamazsanız liman işçileri, maden işçileri, işte metal işçileri beni anlayacaktır. Gerekiyorsa başka bir yapılanmada kurdur demek durumunda kalacaktır. Yani o dengeleri değiştirmek için bütün gücüyle asılacak ve Nisan'ın sonunda artık oylamalarda dengeyi değişecektir. Yani yalnız Lenin, düşmanlarının bile biraz içinin titrediği, vay be koca Lenin burada yapayalnız bir figür, gerçeklikten kopmuş, sürgün hayatında Troçki'nin fikirlerine kapılmış bir kişi olarak resmedilirken, ama artık Nisan'ın sonunda artık aşamacılığın, o demokratik devrimci fikirlerin toptan tasfiye edildiğini ve buna karşı da net bir şekilde tabii Lenin'in mücadele etmek zorunda olduğunu burada söyleyelim. Bu da tabii devrimin dönüm noktası. Çünkü diğer türlü Bolşevikler devrimci bir rol oynayamazlardı. Yani küçük burjuva uzlaşmacıları, menşevikler ve narodniklerle bir devrimci demokrasi oluştursalardı, ki bunu diyenler diğer partinin çok büyük çoğunluğu, onlar gibi davransalardı, o zaman onların derdi de zaten burjuvalarla birlikte davranmaktı. Yani bu rejim burjuvazinin bir rejimiydi. Şimdi onlar burjuvaziyle birlikte davranmak istiyor ama burjuvalar da çarla birlikte davranmak istiyor. Yani onlar da istiyor ki çar da bir yerde dursun. Yani çünkü bu devrim tehlikesine karşı bir sübop. Dolayısıyla Bolşeviklerin bu sağ kanadı diyeceğimiz bu kesim menşeviklerden kopamıyor. Narodniklerden kopamıyor devrimci demokrasi adına. Bu menşevikler ve narodnikler de burjuvaziden kopamıyor. Burjuvalar da çardan kopamıyor. Dolayısıyla niye devrim oldu? O zaman çar dursaydı. Yani böyle bir noktaya silsile olarak gidiyordu. Ve her an tabii gerçekten de böyle bir hani uzlaşmanın neticesi Çarlık rejiminin ilk fırsatta gerilen bir darbeyle bir askeri müdahaleli tesisi olacaktı. Nitekim bunu deneyecekler. Bunu bir sonraki dersimizde göreceğiz. Aslında Nisan tezleri şunu sağlamış oldu. Lenin'in eskimiş tez dediği, miadını doldurmuş tez dediği, işte bunu savunanlara da eski Bolşeviklerin antika vitrinine kaldırmak gerekir dediği o formül. Yani işçilerin ve köylerin demokratik diktatörlüğü formülünün burada aslında hayatın gerçekliğine uymaması söz konusu. Çünkü bir tarafta Sovyet iktidarı var, bir tarafta burjuvaların iktidarı var. Dolayısıyla hangisinin iktidarı olacak? Mesele bu kadar basit. Yani ara formüller aslında küçük burjuva, Lenin'in uyardığı gibi küçük burjuva uzlaşmacılarının takasını atlamak, o takayla da emperyalizme, yani Almanya'ya karşı İngiliz ve Fransız emperyalizmine yedeklenmek anlamına gelecekti. Lenin için mesele bu kadar net bir şekilde ortaya konmuştu. Bu eski formülasyon sosyalist devrimle, devrimin bu anlamıyla sürekli devrim formülüne doğru Lenin'in prensibinin yaklaşmasıyla birlikte aslında tarihsel figür olarak Lenin'le Troçki arasındaki farklılıkların da tamamen anlamını yitirmesi ile karşı karşıyayız. İşte Lenin'in burada hatta şöyle bir sözü var. Teori gridir, hayatın ağacı ise yeşildir. Dolayısıyla teorik formülasyonlara bağlı kalmak yerine
kendi yazdığı teorileri de bir kez daha ne yapmalıyı, nasıl 1905 devrimi sırasında partinin kapıları açılmalı işçilere derken o ne yapmalının eskimiş formüllerin üzerine zıpladıysa, şimdi de Nisan tezleriyle o işçilerin ve köylerin demokratik diktatörlüğü meselesinin üzerine zıplayacak, onu eskitmek zorunda kalacak ve bunu bütün gücüyle asılacak ve nihayetinde de sosyalist devrim, yani tüm iktidar Sovyetlere noktasına gelecek. Bu da kitlelerden öğrenmesiyle, gayet hani esnek olmasıyla, mücadelenin deneyimlerinden gerekli sonuçları ve manevraları çıkarabilmesiyle alakalı. Ve tabii o olmasaydı, bu dönüşler olmasaydı, tabii Ekim devrimi diye bir şey olmayacaktı. Ve bu saatten sonra Bolşevik Parti tam gaz ilerleyecek bir duruma gelecektir. Çünkü bu netleşmeyle birlikte parti bir mana sorunlaşacak, böyle menşeviklere yedeklenmenin ötesinde gerçek anlamda bir sol kanat, devrimci alternatif olarak emekçi kitlelerinin önünde belirecek ve onlar için büyük bir çekim merkezi olacak. Zira halkın problemleri çözümlenmemiş olarak duruyordu. Yani emperyalist savaşta kıyma makinesinde habire insanlar ölüyordu. Toplu yanıyla köylü isyanları başlamış durumda, toprak sorunu, ulusal sorun, bunların hiçbiri çözümlenmemişti. Ve dolayısıyla bunlar çözümlenmedikçe, bu devrimci görevler yerine getirilmedikçe insanlar Bolşeviklere, sola kaymaya devam edecek ve orada bir alternatif var. O da ne? Bolşevikler. İşte Nisan tezleri bu alternatif olma pozisyonuna partiyi getirdi. Bolşevikler böyle bir rol oynadı ve demokratik devrim aşamacılığı da aslında Ekim devrimiyle tarih sahnesine karışmış olacak. Yani burada belki bir menşevik, bunun arkasında Kautskiler var tabii. Yani revizyonist bir Marksizmin kaba formülasyonları yatıyor. Bunu da tarihin çöp tenekesine atacaklar. Bunlar böyle sürekli Kautskiler, Das Kapital'i kendi bayrağıymış gibi sürekli kullandıkları için de Gramsci mesela Ekim devrimini duyduğunda Das Kapital'e karşı darbe diye bir ifade kullanacaklar. Çünkü bunlar sözde Ortodoks Marksizmin liderler olarak, kapitali de kendi bayrakları olarak sürekli kullandıkları için bu da o ezberi, tarihin böyle bir aşama, mekanik aşamalardan kurulu bir zorunluluklar ve ekonomik determinizm silsilesi olduğu düşüncesini yerle bir edecektir. Dolayısıyla aşamacılık formülasyonları tarihin sahnesinden çıkacak. Aşamacılığın tekrar sosyalist camiye gelmesi ise Stalinizmin sürekli devirme ve Troçki'ye karşı savaş açtığı 1920'lerin ikinci yarısında yeniden aşamacılık ve demokratik devrim, menşevizmin daha kötü bir versiyonu olarak Türkiye'de ve dünyanın Batı Avrupa dışındaki, ABD dışındaki her yerindeki ana bir formül olarak Stalinizm tarafından yeniden entegre edilecek ve sol harekete büyük bedeller ödetmeye yarayan, ona sebep olan bir formülasyon olacak. Evet. Bu dersi burada bitirelim. Önemli bir noktaya geldik. Bundan sonrasında artık dediğimiz gibi Bolşevik Parti'nin tam yol ilerleyebileceği bir zaman dilimi açıldı. Bir dahaki ders 1917'de Ekim'ine kadar, yani devrimin yapılışına kadar ilerleyeceğiz. Ve ardından da artık Sovyet yüzyılı başlayacak ve Sovyet tarihi incelemelerimize oradan ayrı bir seri olarak devam edeceğiz. Hoşçakalın.